Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'ten herkese merhaba. Bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirası en yakın denize yani karşıdaki denize 1700 metre yakınlıktadır. Bölgede net deniz manzarası olan ender evlerden bir tanesidir. Arsa 300 metre. Değerli arkadaşlar ev 9 yaşında bu beyefendi kendi özel yapmış. Duvarları da çift duvar araya strafor koymuş kolonlara, donatılara 22'lik demir kullanmış. 22'lik demir aslında köprülere falan kullanılır. Yani buralarda en fazla 16'lık demir kullanılır. Değer arkadaşlar kapalı garajı da var yapı denetimli, deprem yönetmenliğine uygun. Özellikle balkonlar emsalden sayıldığı için ona rağmen balkonlara çok büyük harcama yapmış beyefendi. Kendine özel yaptığı için balkonları çok 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 büyük tutmuş. Dolayısıyla belki balkonları ufak tutsaydı bu mimarlar bir inşaatta haşır neşir olanlar ne demek istediğimi biliyor. Dolayısıyla belki odaları biraz daha büyük yapabilirdi. Ama böyle dışta değişik bir kartpostallık görüntü. Bir de hanımefendi, beyefendi kalıyor. Ee, sevgili abim kendine özel yapmış. Evin yaşı 9 yaşında. 300 metre arsası var. Her tarafta deniz manzarası var. En yakın denize 1700, 1 milyon, 5 milyon affedersiniz 5, 500'den pazarlığı var dedik. Bir defa drone kaldırmadık. Can biraz karşıya gitti dedik evin arkasından böyle yansıtalım size. Önden yapsak bu tarafa bakacağız arkamız denizde kalacak. Dolayısıyla biz böyle başlangıç yapmak istedik. Kapalı garajı da var ve Can gel garajdan başlayalım. Evet arkadaşlar önce arkadan başladık şimdi evin önünden başlayıp size özetliyoruz. evin normalde bir girişi burada böyle ağaçlarda kamufleye atmış. Ağaç ne kadar su medeniyet yeşillik medeniyet derken derken derler arkadaşlar burada da kapalı garajımız var kapalı garajımız burada size üstten de gireceğiz böyle de yüksek burada da bir, bir depo var bir bakayım üstten mi gireceğiz neyse üstten girebileceğiz arkadaşlar burada aracımızı koyduk burada aracımızı koyduk ya buraya buradan merdivenle havuz seviyesine çıkılıyor burada da bir ardiye bir depo var burada da bir ardiyemiz var yani değerlendirmiş beyefendi. Buraya da böyle ağaçlar ekmiş ekmiş. Yelkenler ekilecek, yelkenler biçilecek. Ve buradan 2, 4, 6, 8, 10, 11 basamakla bahçemize doğru yol aldık. Gel sevgili Can, gel 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 gel. Gel. Heh. geldik, geldik, geldik. Evin havuzunun etrafında böyle korunaklar yapmış arkadaşlar. Çoluk çocuk düşer bir şey olur diye. Evet bu da havuzdan böyle çayınızı, kahvenizi işte ne yudumlayacaksanız burada yudumlarken kendinize böyle bir slow müzik de açın. Beş para etmez dünyanın derdi çekilmez. O yüzden sağlıklı günlerde inşallah daha güzel evler size nasip olur. İşte böyle de bir atmosferi var. Gün batımı daha güzel olur. Böyle sunset manset diyorlar. Fotoğrafçılar iyi bilir. Tabi böyle bir fotoğraf çekmek için ta nerelere gidiyorlar. Ve ben böyle görüntü kirliliği yapmayın can böyle bir öp manzarayı adamın biri demiş ki kanser hasta artık sayılı günleri var demiş doktor abi. O da çocuklarına, torunlarına demiş ki beni bir dışarı çıkarın demiş. Böyle bakmış uzaya, yıldızlara, dağlara. Ey yalancı dünya beni neden kandırdın demiş. Bu manzaraları ben görünce aslında dünya için hiçbir şeyle değil mi hepimizi kandırıyor. Ve can böyle binayı bir daha öp çünkü artık adam gidiyor ya biliyor hiç artık bütün uluslararası birleşse, bütün dünya sağlık örgütü gelse adamı kurtaramayacak. O da diyor yalancı dünya beni neden kandırdın kim bilir neler için kendini yordu. Ve arkadaşlar bu evin manzarası hiç kapanmıyor. Onu da beyan edeyim. Havuz burada. Can havuzu gösterdin. Meyve ağaçları da var. Beyefendi abimiz atamız. Ee, yaşlı da Kemal'e ermiş. Değerli bir abi. Dolayısıyla buraları da granit de dedi. Oğlum bunlar olmuyor. Ben böyle doğal taşlar yaptım. İşte narenciye meyve ağaçları da var. Ve gel barbeküye doğru böyle şiş yaparsınız böyle. Ee, burada da bir devran. Ve şimdi gel evi yavaş yavaş göstereceğiz. Sevgili Can gel. Amca da kendi aracını buraya koymuş. Hani biz orada kapalıydı ya. Gelmedik ya. Aa, aracımızı buraya koyduk. Orada da bir kapı var. Orada da 20 metre mi 30 metre bir oda daha var. Şimdi biz Hacı amca güneşleniyor. Biz de sabahtan bekliyordu bizi. Biz biraz geç geldik. O yüzden şimdi bir de anahtar manahtar istemiyor. Amca mahcup olduk zaten. Ve dört tarafı gösterelim. Şimdi Can böyle bir balkonu göstersene arkadaşlar. Bak bu balkonlardan şu balkonlar böyle içini doğru böyle yap, böyle. Heh, bu balkonlardan iki önde. Ya bu balkonlarda ne kadar çok var. 2, 4, 6, 12 tane böyle balkon var. Yani 12 tane böyle bombeli balkon vardı ve etrafı gösterelim. 5 milyon 500'den pazarlık var. ya deniz manzaralı, çift duvar yapılmış. Yani bu duvarlar var ya mantolama değil başka bir şey değil. Çift duvar arasına strafor koymuş. Bu da bahçemiz. Balkonlar hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. 300 metrekare arsa içine bir ev yapmış. Beyefendi amcamız atamız biz kendi arkadaşlarımızın babasını da kendi babamız gibi biliyoruz. Biz öyle kültürde yetiştik. Biz çoğumuz öyledir. Yani siz de öylesiniz. O yüzden biz de o gözle beyefendiye yabancı gözüyle bakmıyoruz. Siz o yaştaysanız bizim için siz de öylesiniz. Anneniz babanız varsa onlar da bizim atamızdır. Biz Anadolu insanı öyle gördük yani. Bugün beni bir Yozgatlı bir hocam aradı. Öğretmen eşi de öğretmenimiz çok değerli. Hitabı belki bana belki abiye yansımamış hoca ama hitap çok beni mutlu etti ya. Yani çok mutlu etti. O yüzden biz böyle bir milletiz. Arkadaşlar işte geldik dört tarafı gösteriyoruz. Ve detaylı detaylı size sunmaya çalışıyoruz. Evet ha, balkonlar böyle. Bu balkonlardan bombellerden 12 tane var. Ve ve işte ve. Ve Rojbaş Deniz. Sert Çava Deniz. İyi günler Deniz. İyi günler güzel insanlar. Özetledik. Şimdi de ablamızın müsaadesini alacağız. Beyaz ayakkabılar çıkaracağız. Terlikleri giyeceğiz. Sonra eve iyi günler diyeceğiz. Şimdi evimize merhaba dedik ve girdik evimize arkadaşlar. Salonumuz eşyalı eşyasız da olabilir. Hacı amca diyor ki valla diyor isterse diyor eşyalı hemen anahtarı veririm diyor. Ve arkadaşlar salonumuz bu. Önünde de o bombe balkonlar var ya o bombeli balkonlar. Onları da gösterir. Salon bu değil mi Can? Salonumuz bu. Lebi debi ne deryaysa o deryaya hakim bir ev. Sevgili Can, mutfağı da göstereceğiz. Can babam, şimdi sen bir dakika ben bu terlikleri pembe 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 giyerim. Pembe pembe yakışır gence. Şurada balkonda var ya yan yana. ben heh, şu <laughs> terlik var ya arkadaş. Valla burası çok temiz <laughs> dur. Tamam pembe giyeceğim. Pembe yakışır gence. Arkadaşlar bu balkondan bu balkondan 12 tane var. Hepsi de bombeli. Balkon bu Ege iklimi biliyorsunuz sıcaktır. İnsanlar işte deniz manzaralı balkonda zaman geçirir. Bir bombe burası. Ee, bir bombe de orası. Yani bunun gibi 12 tane balkon var. Bunlar hem taşıyıcı hem süs amaçlı. Ve bombeli balkondan bir tane gösterdik. Ondan 11 tane daha var. Salonu bir daha öp. Klima da var. 24 binlik spot tavanları gördünüz. Beyefendi çok hijyenik bir aile. Yani onu da arz edeyim ben size. Ve burası da mutfak. Burası da mutfak. Mutfağımız da bu arkadaşlar. Burada da bir balkon var. Göstermiş olduğumuz balkon aynısı. Bir de burada var o bombeli balkon. Mutfağımız da bu. Salon, açık mutfak, kapalı garaj. Gösterdik o bombeli balkonlar artık öngörünüz o yüzden olsun. Ailemiz böyle temizliğe, hijyene çok önem verdiği için. Ulan kardeş biz de diyoruz. Ulan girme çok detaya. Sevgili Can, burada da bir ayak yolu var, bir ayak yolu var. Değerli arkadaşlar, burada da ayak yolu, merdivenin altında oluşu olmayışından, iyi granitler bu bordurlar yapılmış, 5 milyon 500 pazarlık vardır. Ne kadar var bilmiyorum. Ve şimdi ne yaptık Can? Şimdi zemin üstü birinci kata odalarımıza bakacağız. Gel. 12 tane bombeli balkon var, fiyat 5 milyon 500 denize bir 700 yakınlıkta. Arsa 300 metre. 3 artı 1'dir. Evet. Şimdi geldik. Burası da merdiven kovası. Gösterdik. Bu balkonlar. Bir daha göstereceğiz size bir tane. Arkadaşlar bakın. Bu birinci yatak odası. İlahi ya Rabbi. Ne doğa. Ne güzellik yaratmışsın ya Rabbi. Evet. Burası birinci oda. Onu onu onu. onu. Can gel can. Can gel can. Neler yapmış hacı amca. Ya böyle bir manzara. Yani ancak masalarda olur. Balkonlar böyle işte. Bakın bir tane burada. Bu mor masa. Bir dakika mor masa gel. Gel mor. Mor masa ne kadar ağırmış. Ağaçmış bu plastik değil. Bakın arkadaşlar balkonun bombelisi orada. Bombelisi burada. İki tane bunlar gibi altta var. İki de bu. İki de yukarıda etti. Altı. Ondan sonra bunlar gibi altı tane de arkada var. On iki tane bombeli balkon. Ve gel böyle bombayı vur, bombe. Bom, bom yap. Öp böyle dağları, taşları. Dağlar ile, taşlar ile Çağray Mevlam seni. Heh, gel böyle bana doğru. Git böyle bütün deryayı ayaklarının altına al. Evet pilot olduk. Çoban olur bu sevdayı giderim. Dört kitap üstüne yemin ederim. Sevgili Can Bavem'in. Şimdi yüzünü odaya çevir. Balkonları, bombeleri gösterdik. Şimdi bu odayı da gösterdik. Birinci oda. Arkadaşlar burada da öyle bombeller var. Tabi bu taraf dağa bakıyor. Dağlara, taşlara. Evet bu taraf da aynı öyle dağa bakıyor. Yani öyle öngörünüz öyle olursun. Demir korkulukları var 9 yaşında. Arsası 300 metre fiyat. 5 500 pazarlık var eşyalı eşyasız satılma seçeneği var ve o odayı gösterdik. Şimdi döndük. Bu oda da aynı. Klimalar kalacaktır herhalde. Döndük değerli arkadaşlar. Bu da aynı metrekarede. Aynı bombe önünde balkon. Taşlar maçlar da bunlar. Duvarların kalınlığı 40 santim. Bakın çift duvar yapmış. 40 santim duvarların kalınlığı. Ve ikinci odayı da gösterdik. Desmalamın. Şalka şine, laukat yem bevine, Değerli arkadaşlar, bu da da jacuzzi. Jacuzzi, oraya otursular böyle termik santral değil de nedir o su kaplıcaları. Onlar gibi bir yerde olduğunuzu düşünün. Bu klozet, bu da Hilton dolap, bu da banyo. Hadi çıkalım. Evet, bu banyoyu da gösterdik. Şimdi can, çıktık en tepe, zirve. Can, hadi zirveye çıkalım. Zirveye çıkalım, çıkalım. Çıktık, çıktık, çıktık. Çıktık. <laughs> gel. Ve gel, gel, gel. Heh, burayı bir göster. Şimdi o mermerin üstüne fotoğraflar konulabilir, bir şey olabilir, şenlenir. Yani yaşlar kemale ermiş. Birazdan makyajı alan kişi böyle elbise giydirir eve ve geldik üçüncü odamıza. Daha deniz manzarasını bir daha göstereceğiz arkadaşlar. Bu da üçüncü odamız. Bu da üçüncü odamız. Duvarlar 40 santim ebatlarında büyük yapmış duvarları. Bu da arkadaşlar arkada da bir depo var. Efendime söyleyeyim. Öyle sizi yoracak rampalar değildir. Onu da beyan edeyim. Burada bir banyo daha var. Oluş olmayışından iyi. Bir ihtiyaç. Bir adamın midesi sas çalabilir. Aşağıya gidene kadar buraya gelebilir ve midesaz çalar döndük ya her yere terdi koymuşlar can can dur ben bunlar bu daha modern bunlar daha bak 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 bu daha güzel seninkiler biraz daha böyle e, acemi asker terliği ve geldik sevgili arkadaşlar sevgili abiler şimdi can geç oraya arkadaşlar böyle pergüle de yapmış benim boyum 178 2 santim daha olsaydı, 1.80 olsaydı iyi olmaz mıydı? 1.78'de kalmışım. Aha. Bu yüksek, kafa mafa değmiyor. Bu da bizim işte pergüle yapmışlar. Burada bir depo var. Bir depo burada, bir tane de karşısında var. Ve Can, nereden geldik? Can bizim geldiğimiz yer, ta o aşağıdan göstersene. Ustam Summer Breeze'in oradan böyle çevir ormanları. Sonra gel, bizim arabanın olduğu yeri göster. Villalarda görsünler. Arkadaşlar çevrede ne var ne yok. Görün. Biraz yukarı kaldır elini. yani çatı çıkmasın. Şimdi çevir sola yap. Arabaya kadar getir getir getir. Arkadaşlar yol gerçekten öyle rampa mampa değil. Geri görürsünüz. Bakın Bizde yolu bazen biz bu aradan gelince sıkıntılıydı. Bu yol parkeli yapılmış yol. Sadece bizim araçtan buraya yol biraz stavizdir. Ama ağacın oraya yani bu köşe başı evi var ya bizim önümüzde oraya kadar parke taşlarla yapılmış. Aa evimiz bu 5500'den sevgili amcamızın evi satılıktır. Manzarası da güzeldir. Umarım bu paylaşımı sevdiniz. İyi hafta sonları diliyorum. Saygılarımla iyi günler.